Şeker vatandır, vatan satılmaz. Biz kendi vatanımıza da kendi şekerimize de sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu vesileyle geleceğim. Şeker konusunu ayrıca inceleyeceğiz. Ayrıca üzerinde duracağım. Bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan kucak dolusu sıcak sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bütün vatandaşlarımıza Hangi partiden olursa olsun altını çiziyorum. Hangi partiden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimsemiş olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi grubundan 80 milyona sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Efendim Maraşal Fevzi Çakmak. 10 Nisan 1950 yılında vefat etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ikinci maraşalı. Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi Fevzi Çakmak. Ve yine Genç Cumhuriyet'in ilk Milli Savunma Bakanı ve yine Genç Cumhuriyet'in ilk Genelkurmay Başkanı. 10 Nisan 1950 yılında aramızdan ayrıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bizi çakmak olmak üzere ebediyete intikal etmiş. Bu ülkenin bağımsızlığı için, özgürlüğü için, güzelliği için, güçlenmesi için emek harcayan, çaba harcayan, alın teri döken bütün büyüklerimize en içten rahmet dileklerimizi iletiyoruz ve hepsine saygılar sunuyoruz. Efendim az önce grup başkan vekili söyledi. Pendik Çınardere'den gelen arkadaşlar var. Önce şunu ifade edeyim. Az önce konuşmama başlarken de söylemiştim. Hangi partiden olursa olsun her vatandaşa Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sıcak sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz diye. Siyasi partilerin Temel görevi kavga etmek değildir. Siyasi partilerin temel görevi Türkiye'de sorun yaratmak değildir. Nedir görev? Var olan sorunları çözmek, Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaktır. Eğer bu çerçevede hareket edersek gerginlikten de kurtulmuş oluruz, kavgadan da kurtulmuş oluruz. Vatandaşın derdi varken siyasi partiler kavga ediyorsa burada başka bir sorun var demektir. Biz kavgadan yana değiliz. Gerginlikten de yana değiliz. Biz vatandaşın sorunu varsa sorunu çözmekten yanayız. Şimdi Çınardere'den gelen arkadaşlarım. Orada 50 yıldır oturuyorlar. 50 yıl. Kimisinin tapu tahsis belgesi var, kimisinin tapu tahsis belgesi iptal edilmiş, kimisinin de yok. Ama bir gerçek var. 50 yıldır orada oturuyorlar. Ağaçları diktiler, çocuklar büyüttüler, evlilikler yaptılar. Torunları kucaklarını aldılar 50 yıldır oradan. Orası onlar için vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi <laughs> 460 aile var. 460 aile. Benzer pozisyonda hemen sizin yakınınızda Kartal Belediyesi'nde de böyle bir sorun vardı. Ama Kartal Belediyesi bu sorunu çözdü. Herkese tapusunu dağıttı tapu dağıtım törenine ben de katıldım. Size sözüm söz. Sözüm söz. Pendiyi, pendiyi önümüzdeki seçimlerde bize verin. Göreceksiniz ilk altı ayda tapunuzu alacaksınız. İlk altı ayda. Gece kondu önleme bölgesi vatandaş oturu 50 yıldır. Pendik Belediyesi karar almış. Diyor ki efendim burası Gezilecek yer, turistik yer. Burada inşaat yapılmaz, ev yapılmaz. Niye yapılmaz? Bitişiğindeki kartala yapılıyordu orada mı yapılmaz? 50 yıldır evleri var, parkları var, yuvaları var, çocukları var. Dolayısıyla onlara yardım etmek, insana yardım etmek, insanın sorunlarını çözmek, insanı mutlu kılmak bizim felsefemizde vardır. Bizim inancımızda vardır, bizim ahlakımızda vardır. Sizin haklarınızı sonuna kadar savunacağız. Sözümüz sözdür. Aynı olay sanmayın sadece sizin bölgede var. Beykoz'da Tokatkö Tokatköy'de ve İncirköy'de, Sancaktepe'de, Veysel Karani ve Osman Gazi'de, Osman Gazi'de, Sultanbeyli'de, Hasanpaşa mahallelerinde, Kocaeli'nde ve Ankara'da da var. Söz Herkesi ev var sayı sahibi yapacağız. Tapusunu vereceğiz. Alın teriyle, güvenceyle gidecek evinde oturacak. Siyaset, söyledim, siyaset sorun yaratma alanı değildir. Sorunları çözmektir. Vatandaşın derdi varsa, sorunu varsa çözeceksin. Ama bir bunların siyaset anlayışında, yani bu Ankara'daki beylerin siyaset anlayışında vatandaşın derdini sorununu çözmek yok. Ne var? Cebimi nasıl doldururum? Manı nasıl götürürüm? Efendim vatandaşın vergisini nasıl cebime doldururum? Bu anlayış var. Bu anlayıştan Türkiye'yi hep birlikte kurtaracağız. Kimin desteğiyle? Halkın desteğiyle. Kimin desteğiyle? İnananların desteğiyle. Kimin desteğiyle? Demokrasiye sahip olanların desteğiyle. Kimin desteğiyle? tek adam rejimine ve dikta yönetimine karşı çıkanların desteğiyle. Efendim hep konuşuyoruz ama bir milletvekilimiz her seferinde aramızda yok. Tam 301 gündür. Enis Berberoğlu. Değerli arkadaşlarım 301 gündür içeride. Esir. Hiçbir suçu yok bakın. Hiçbir suçu yok. Konu bir gazete haberi. Konu bir gazete haberi. Önce müebbeti hapsettiler. Casus dediler. O yetmedi. Ya müebbet olmaz dediler. 25 yıla indirdiler. Sonra o da bozuldu. Ya 25 yıl da olmaz. Bunu beş yıl yapalım dediler. Ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Hakim arkadaşlara soruyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Anayasa Mahkemesi'nin önünde bu gruptan Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Anayasa Mahkemesi üyelerine açık ve net çağrı yapıyorum. Sizden bir an önce nasıl olursa olsun bakın altını çiziyorum nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz. Adaletsizliği yaratıyorsunuz. Adaletsizliği büyütüyorsunuz. Kardeşim Enis Berberoğlu hapiste kalsın diyorsanız verin kararınızı. Adalet arayacağız. Adalet aramamıza engel oluyorsunuz. Önüne sert çekiyorsunuz. Hayır suçlu değildir diyorsanız kararınızı verin. Eskiden karar verdiniz. Benzer bir olayda da karar verdiniz. Burada suç yoktur dediniz. Şimdi suç yoktur diyemiyorsunuz. Diyemiyorsanız e suçludur deyin. Ben de o zaman gideyim hakkımı başka bir yerde arayayım. Adaleti başka bir yerde arayayım. Hem adaletin önünü tıkıyorsunuz hem yargının önünü tıkıyorsunuz. O nedenle Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyelerine özellikle istirham ediyorum. 300 bir gündür bekliyorum artık. 300 bir gündür. Hep beraber bekliyoruz. Bu ülkenin vicdanlı insanları bekliyor. 300 bir gün. Niye içeride? Hangi gerekçeyle içeride? Milletvekiller için de aynı şeyi söylüyorum. Milletvekilleri hapse atılmaz. Onlar adı var, onların adı var. Milletin vekili diyor. Milletin vekilinin hapiste ne işi var? Gelirler meclise oturur konuşurlar. 20 Temmuz darbesinden sonra 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirip 20 Temmuz'da darbe yapanlar Türkiye'yi farklı bir sürecin içine soktular. Bugün bir darbe süreci yaşıyoruz. Yargı korkuyor darbecilerden. Avukat korkuyor. Savcı korkuyor. Üniversite hocası korkuyor. Korkmayan kim? Allah'ın izniyle biz korkmuyoruz. Gücümüzü oradan alıyor. Korkmuyoruz. Korkmayacağız. Bu ülke herkes için demokrasiyi getireceğiz. Herkes için getireceğiz. Bizi sevsin sevmesin. Bize oy versin vermesin. Bunlar önemli değil. Önemli olan şudur. Hangi vatandaşın mağdur olmuşsa hepimiz o mağdurun yanında olacağız. Zalimin karşısında sesimizi çıkarmamak gibi bir süreci asla yaşamayacağız. Hiç kimsenin önünde dilsiz şeytan rolünü oynamayacağız. Varsa mağduriyet sonuna kadar üstüne gideceğiz. Efendim bugün size Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir konuya başlarken onun sözüyle başlamak isterim. Bu ülkenin kurucusu, bu ülkenin kurucusu bütün mal varlığını bu ülkeye, bu ülkenin halkına bağışlamış olan bir liderden, düşmanının bile saygı gösterdiği bir liderden ve onun yaptığı bir konuşmadan bir bölüm okumak isterim. Polis kanun adamıdır. Polisler memleketimizde huzur ve sükunu korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak için gecesini gündüzüne katarak çalışan insanlardır diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bugün 10 Nisan polis teşkilatının kuruluş yılı. O nedenle polis örgütüne ve o örgütte polis örgütünde görev alan bütün polis arkadaşlarımıza yürekten başarılarımızı diliyoruz ve onları saygıyla selamlıyoruz. 173. kuruluş yıl dönümü. 173. Yani 200 yıllık bir birikimi içinde barındıran, yaklaşık 200 yıllık bir birikimi bünyesinde barındıran bir kuruluştan söz ediyoruz. 200 yıldır polis teşkilatı yaklaşık 200 yıldır bir polis teşkilatı, bir kurum varsa bu kurumda liyakatin olması lazım. Bu kurumun geleneklerinin, örflerinin, adetlerinin olması lazım. Bu kurumun sağlıklı yönetilmesi lazım ve bu kurumun toplumun can ve mal güvenliğini sağlayan en önemli aktör olarak ortaya çıkması lazım. Ve bu kurumda görev yapan bütün polis arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin uygar bir teşkilatta, uygar bir polis örgütünde görev yapıyorum ve görevimden de son derece memnunum. Kimse müdahale etmiyor, kimse yasa dışı talimat vermiyor diye belli bir güven içinde görev yapması lazım. Arzumuz budur. 2018 verilerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 267.992 kişi çalışıyor. Görev yapıyorlar bunlar. Peki şu soruyu soralım. Polisler hayatımızın hangi aşamasında var? Önce bizim yaşamımızda var. Kimimizin dayısıdır, kimimizin yeğenidir, kimimizin amcasıdır, kimimizin dayısıdır, kimimizin damadıdır, kimimizin gelinidir. Polis her ailede şöyle veya böyle bir polis vardır. Her ailede. Ya biraz yakında ya biraz uzakta bir akrabalık ilişkisi vardır. Dolayısıyla Polis arkadaşlarımız zaten bizim hayatımızın bir parçasıdır. O zaman dönüp biraz geçmişe bakalım. Polis teşkilatı kurulurken hangi felsefeden yola çıkılmış? Hangi felsefeden? Polis vazife ve selayet kanunu 4 Temmuz 1934 yılında çıkmış. 4 Temmuz 1934 yılında. Özellikle polis arkadaşlarımın kendi kanunlarının İlk dört maddesini dikkatle okumalarını isterim. İlk dört maddesini dikkatle okumalarını isterim. Diyor ki birinci madde polis asayişi amme menfaatini halkın ırz can ve malını korumak e, görevinde diye yani korumak zorundadır ve bunları yapar. E, ammenin istirahatini temin eder diye o günün diliyle bir şekilde yazılmış bir madde. Hatta bir de insani değerlere önem veren bir paragrafı daha var. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk alil yani engelli ve acizlere muavenet eder yani yardım eder. Kanun ve nizamenin nizamnamelerin kendisine verdiği görevleri yani vazifeleri yapar diyor. İkinci maddesi enteresandır. İki görev var diyor temel iki görev. Kanunlara bakın öncelik bir kanunlara iki tüzüklere üç yönetmeliklere dört hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak. Yani önlem almak. Birinci kanun. Tüzük, yönetmelik, sonra hükümet. Ve bunun devamı olan bir paragraf var. Bu paragraf çok önemli. Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis, amirinden aldığı emri kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürsen yani polise verilen talimat yasalara yönetmeliklere veya tüzüğe aykırı ise yerine getirmez. Yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Kanun şu maddesine aykırıdır senin verdiğin emir diye. Ancak amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse ısrar ediyorum kanunu aykırı dokunma. Ne demek dokunma? Sen çalışıyorsun ben de senin amirim emrediyorum yapacaksın derse emir yerine getirilir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez. Konusu suç teşkil edilen emir hiçbir şekilde yerine getirilmez yerine getirilenler sorumluluktan kurtulamaz. Bu polisin özerk yasaya bağlı bir örgüt bir teşkilat olduğunu gösterir. 1930'ların polis anlayışı budur. Devletin polisi, halkın polisi, halkın çıkarlarını savunan bir polis mantığıyla hazırlanmıştır. Dördüncü madde ise şöyledir. Polis hiçbir suretle vazifesinden başka bir işte kullanılamaz. Yani polisin görevi var, onun dışında başka bir görevle siz polisi kullanamazsınız. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk polis için yine şunu söylüyor. Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Yani biber gazını kullanırken, yani cop kullanırken, verilen emirleri yerine getirirken bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Bir hukuk adamı kadar adalete saygılı olmalıdır diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O nedenle biz polis teşkilatımızın bütün bu yasanın verdiği anlamla ve Gazi Mustafa Kemal'in çizdiği yolla yoluna devam etmesini isteriz. Ama bazı sorularımız var. Birinci sorumuz şu. 173 yıllık bir polis teşkilatında liyakat sistemi gerçekten oturdu mu? 200 yıla yaklaşan bir kurumdan söz ediyorum. Liyakat kurumu gerçekten oturdu mu? Hayır. Oturmadı. Sorumlusu kim? Polisler değil. Sorumlusu siyasi otoritedir. Yani yönetenlerdir. Yani hükümetlerdir. Polis teşkilatını FETÖ'ye teslim edenler kim? Bir daha soruyorum. Polis teşkilatını A'dan Z'ye kadar A'dan Z'ye kadar FETÖ'ye teslim eden kim? Bir numaralı adamı söyledim. Sarayda oturan zat. Bir numaralı adam. <laughs> Siyasi ayağı odur. <laughs> FETÖ'yle mücadele etmek için. FETÖ'yle mücadele mi? Rapor hazırlayan. Savcılığa suç duyurusunda bulunan. Delilleri toplayan. Bütün polisler ya hapse atıldı veya görevlerine son verildi. Ben size... Yaklaşık 200 yıllık bir kurumdan söz ediyorum. 200 yıllık bir kurum bir terör örgütü tarafından, siyasi iktidarın desteğiyle teslim alınabiliyor. Polislik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu, ne kadar önemli olduğunu buradan da çıkarabiliriz. İkinci sorumuz: Polis kimin polisidir? Hükümetin mi, devletin mi? Ve polis maaşını kimden alır? Hükümet mi öder polisin maaşını? Bir, az önce kanunu okudum. Polis hükümetin değil devletin polisidir. Üstünde Türkiye Cumhuriyeti yazar. Devletin polisidir. Devletin polisi olduğu için hükümetten aldığı suç konusu suç oluşturan emirleri yerine getirmez diyor. Neden? Sen devletin polisisin. Hükümet yasa dışı bir iş yaparsa onu da takip edeceksin diyor. Ona da bakacaksın diyor. Suçluları ortaya çıkaracaksın diyor. Maaşı kim öder? Maaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi belirler. Parayı vatandaş millet öder ve polis maaşını alır. O nedenle polis hükümetin değil, polis devletin ve milletin polisidir. O nedenle söylüyorum. Polise sıkılan her kurşun millete sıkılmış kurşundur. Polisimizi korumak zorundayız. Üçüncü soru polis devletin değil de hükümetin polisi olursa ne olur? Eğer devletin değil de hükümetin polisi olursa halkı baskılamak için bir araç olur. Halkı baskılamak, sindirmek onu hükümetin bir baskı aracı olarak kullanmak bir anlamda polisin görevi haline gelir. O nedenle polis hükümetlerin değil hükümetin değil halkın polisidir, devletin polisidir. Öyle bakmak lazım. Eğer siz hükümetin polisi olmayı tercih eder ve polisi o kulvarda eğitirseniz siz halktan koparsınız. Hükümetin hükümet edenlerin çıkarlarını savunmuş olursunuz. Peki hükümetin polisi olmak polise saygınlık kazandırır mı? Devletin değil de bir polis örgütü, eğer hükümetin polisi ise en büyük saygınlığı, itibarı kaybetmiş olur. Kendisi kaybetmiş olur. Hükümetin polisi hükümetin dediklerini zorla halka kabul ettiren polis demektir. Onun adı polis devletidir zaten. Demokrasi değildir. Ama 1934'te çıkan yasa açık ve net biçimde Polis devletin polisi olmak zorundadır diyor. Hükümetler yasa dışı talimat verirlerse polis onu uygulamaz diye emredici bir hüküm getirmiş durumda. Peki polis halkın ve can güvenliğini polis devletinde polis halkın can ve mal güvenliğini sağlayabilir mi? Hayır. Polis polis devletinde hükümet olanların ve onların yandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlar. Vatandaşın değil. Talimatı oradan alıyor. Yetkiyi oradan alıyor. Yasalardan değil, hükümeti yasaların üstünde bir organ olarak görüyor ve dolayısıyla hükümeti ve yandaşlarını korumak, onların can ve mal güvenliğini korumak için yoluna devam ediyor. Peki 173 yıllık bir örgüt, bir polis teşkilatı acaba kurumsal yapısını bu süre içinde güçlendirdi mi? Geleneklerini güçlendirdi mi? Örfünü adetini güçlendirdi mi? Maalesef buna da hayır diyeceğiz. Liyakat yok. Terfilerde, görevde yükselmelerde, atamalarda siyasi otoritenin dediğinin olduğunu hepimiz biliyoruz. O halde yapılması gereken 1934 tarihli yasanın ruhuna uygun olarak polisi daha özerk bir yapıya Siyasetten kurtarmaya hepimizin ihtiyacı var. Neden diyoruz siyaset oraya bulaşmasın? Siyaset bulaşırsa adaleti yitirmiş oluruz. Polisler çok zor koşullarda görev yapıyorlar. Devlet memurları kanuna göre en fazla 40 saat fazla mesai yapabilirler. 75 saat fazla mesai yapan var. 75 saat. Evlerine gidemeyen polis memurları var. Yaptığı fazla mesainin karşılığını alamayanlar var. Bu kadar zor durumda. Polis teşkilatı. Yine polis teşkilatının bir diğer temel sorunu var. Çalışırken aldığı aylıkla emekli olduğu tarihte aldığı aylık arasında yüzde yüz fark var. Yüzde yüz bazen biraz daha fazla. Çalışırken 5000 bin lira alıyorsunuz emekli olunca 2500 bin beş liraya düşüyor aylığınız. 2500 bin beş liraya. Bir insanın hayatında en dramatik, en acı veren olay kişinin yaşam standartındaki köklü düşüştür. Düne kadar 5 bin liraya geçinirken, hayat standartınızı ona göre kurarken emekli oluyorsunuz, maaş yarı yarıya düşüyor. Hayat standartınız yarı yarıya düşüyor. Biz bunu biliyoruz. Ne dedik? Polislere mutlaka 3600 ek gösterge verilmelidir. Neden? Polisi sevdiğimiz için. Polise saygı duyduğumuz için polis emeğinin karşılığını alsın diye bunu söyledik. Ve biz caddede, sokakta güven içinde gezerken elbette ki güvenlik güçlerine teşekkür etmek zorundayız. Ayrıca yüzlerce polis şehidimiz var. Güvenlik güçlerinden şehitlerimiz var. Onları da rahmetle, saygıyla anıyoruz elbette. Ancak canı pahasına müdahale ederken polis teşkilatı son zamanlarda altını özenle çiziyorum. Son zamanlarda polislerden bilinçli olarak bazı yetkilerin alınıp başka kuruluşlara devredildiğini görüyoruz. Bu da son derece tehlikeli. Örnek vereyim. Tüm dünyada, tüm dünyada suça karışan yabancıların işlemlerini güvenlik güçleri görür. Yabancı gelmiş, suça karışmış, kim görür? Güvenlik güçleri. Bizde ise Bunların değerlendirmesini Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne verdik. Göç İdaresi ne bilecek ya? Terörle mücadeleyi ne bilecek? İkamet tezkeresi, yabancıya ikamet tezkeresi veriyorsunuz. Tamamı Göç Genel Müdürlüğüne verildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne verildi. İkamet tezkerelerinin kime verildiğini polis dahi bilmiyor. Hükümete sormak istiyorum. Siz bazı terör örgütlerinin militanlarını özel olarak korumak mı istiyorsunuz? Onları polislerin elinden alıp başka bir yere mi yönlendirmek istiyorsunuz? Göç İdaresi Genel Müdürlüğündeki yabancılarla ilgili istihbarat güvenlik güçlerine verilmiyor. Niye verilmiyor? Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi dışında kimse de bunu dillendirmiyor. Korku dağları bekliyor. Dillendirmiyor. Biz niye dillendiriyoruz? Biz ülkemizi seviyoruz. Hangi görüşten olursa olsun insanımızın huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Hangi inançtan olursa olsun insanımızın huzur içinde caddede sokakta gezmesini istiyoruz. Hangi kimlikten olursa olsun sokakta karşılaştığımızda birbirimize merhaba deme ihtiyacını hissetmek istiyoruz. O nedenle polis teşkilatı üzerinde son zamanlarda ciddi oyunlar oynanıyor. Neden? Hala güvenmiyorlar. Buraya geliyor. Bir zat geliyor buraya. AK Parti'nin genel başkanı olarak iniyor. Konuşuyor. Gelsin konuşsun. Eyvallah. İtirazımız yok. Ya meclisin çatısı. Meclisin havası. Meclisin bahçesi. Meclisin parkları. Meclisin içi. Eli uzun namlu silahlarla polis dolu. Ya polisler Arkadaşlar polisler elbette ki koruyacak. Böyle bir olayı yaratmak polise duyulan güvensizliği gösterir. Birisi beni öldürecek. E hani bizden birisi can ve mal güvenliği kimsenin yok derken kıyameti koparıyorsun. Senin can ve mal güvenliğin yok demek ki. Sen korkuyorsun. Polisten korkuyorsun. Askerden korkuyorsun. Vatandaştan korkuyorsun. En çok da laf aramızda kimseye söylemeyin. Benden korkuyor. Yer gök polis dolu. Yer gök polis dolu. Ya bu polislerin dünya kadar yapılacak işleri var kardeşim. Dünya kadar yapılacak işleri var ya. Gökte de helikopterler var geziyor. Olur ya birisi herhalde havadan ateş mi edecekler onu da bilmiyoruz yani. Bu zayıflık belirtisidir. Bu ülkeyi yönetememe belirtisidir. Bu korkuyorum belirtisidir. Korkuyorum belirtisidir. Efendim, 8 Nisan aynı zamanda Dünya Romanlar Günü. Bütün dünyada romanlar 8 Nisanı Dünya Romanlar Günü olarak kabul ederler. Biz de roman vatandaşlarımızla 8 Nisan'da İstanbul'da buluştuk. Çok keyifli, çok güzel bir e, anma günü yaşadık. İlk kez 8 Nisan 1971 yılında e, Londra'da e, 1. uluslararası Romanlar Kongresi toplanmış ve o kongrenin toplandığı tarih. 8 Nisan Romanlar günü olarak bütün dünyada kutlanıyor. Romanlar aynı zamanda soykırıma da uğramışlar. Yaklaşık 500 bin Roman Hitler'in fırınlarında yakılmış, öldürülmüş, katledilmiş. Bu gerçeği de hepimizin bilmesi lazım. Roman kardeşlerime açık ve ne söylüyorum. Sizin kimliğiniz ne olursa olsun, yaşam tarzınız ne olursa olsun, sizin inancınız ne olursa olsun, İnsanı insan olarak bildik. bildik. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır dedik ve başımızın üstünde yeri vardır dedik. Bütün roman kardeşlerimin romanlar gününü kutluyorum. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi ne ikinci sınıf vatandaş ne üçüncü sınıf vatandaş olarak asla görmedik. Herkesi birinci sınıf vatandaş olarak kabul ettik. Herkesin derdiyle sorunuyla Dert olduk ve çözüm üretmeye çaba harcadık. Bir çalışma oldu ve o çalışmanın sonunda da romanların beş temel sorunu olduğunu tespit ettik. Sivil toplum örgütleriyle ve partilerimizle birlikte. Beş temel sorunları var. Birinci sorunları eğitim. İkinci sorunları sağlık. Üçüncü sorunları istihdam, çalışma. Dördüncü sorunları barınma. Beşinci sorunları sosyal yardımlara ulaşma. Beş tane temel sorunları var. Bakın 12 yıllık bir eğitim getirirseniz 12 yıl ve eğitim çantası, kalemi, defteri, kitabı, servisi tamamı ücretsiz olursa hiçbir romanın çocuğu veya fakirin çocuğu okulu terk etmez. Şimdi ilk öğretime başlatıyorsunuz bir süre sonra okulu terk ediyor. Defter alamıyor, kalem alamıyor, servis parası veremiyor ve çocuk okulu terk ediyor. Roman kardeşlerime söyledim Sadece aynı sorunla roman kardeşlerim karşı karşıya değil. Türkiye'deki bütün fakir aileler karşı karşıya. E, efendim kitapları bedava veriyoruz. Defteri niye vermiyorsun? Kalemi niye vermiyorsun? Silgiyi niye vermiyorsun? Resim defterini niye vermiyorsun? Servisi niye vermiyorsun? Öğle yemeğini niye vermiyorsun? Vereceğiz. 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 Romanlarla ilgili yapılan bir gerçeği de bilginize sunmak isterim. Bir bölgede yapılan özel bir çalışmada hiç okula gitmeyen roman sayısı yüzde 24. ilk okul mezunu olanlar yüzde 43. İlk öğretimi terk düzeyinde ilk öğretime başlamış okulu terk etmiş yüzde 21.4. Ortaokul mezunu yüzde 8.4. Lise mezunu yüzde 2. Üniversite mezunu binde 4. Binde 4. Sigortalı çalışan roman sayısı yüzde üç buçuk, üç buçuk. Kayıt dışı çalışanlar yüzde doksan altı. O nedenle toplumda beraber yaşadığımız ama çoğu zaman siyasal hükümetlerin görmezden geldiği milyonlarca kişi roman kardeşlerimiz. Onlara ilk kez kucak açan, onların dertleriyle birlikte olan, onların sorunları için çözüm üreten tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü bu parti Atatürk'ün partisidir. Onlara aile sigortasını da anlattım. Diyorlar ki efendim romanlar günlük yaşıyorlar. Günlük ya böyle bir eleştiri geliyor. Sanki siz ayda 500 600 5000 lira 6 bin lira para verdiniz de onlar da günlük yaşıyorlar. Yok arkadaşlar. Çiçek satıyor zaten ancak akşama eve ekmek götürecek miyim götürmeyecek miyim? Boyacılık yapıyor. Hepsi kayıt dışı çoğunun sigortası yok. Onlara aile sigortasını anlattım. Hiç kimse gidip birilerinin önünde dilenmeyecek. Hiçbir roman annesi dilenmeyecek. Zorunlu olmadıkça çalışmayacak. Evinde oturmak mı istiyor? Huzur içinde mi oturmak istiyor? aile sigortası kapsamını alacağız. O da emekli gibi, işçi gibi, memur gibi gidecek. Ay başında aylığını çekecek. Kimseye muhtaç olmayacak. Herkesin rızkını vereceğiz. Herkesin. Herkesin parasını ödeyeceğiz. Bu konu tabii yeni değil. Daha önce de teşekkür ederim. Daha önce de bu konuda roman hakları belgesini yine ilk kez hazırlayıp parlamentoya sunan yine Cumhuriyet Halk Partisi bunu da ifade etmek isterim. Elbette ki güzel şeylerden bahsetmek isteriz. Güzel şeyler olsun ülkemizde deriz. Ama Eskişehir Osman Gazi'de yaşanan bir oda, olay hepimizi derinden üzdü. Yüreğimizden vurdu. Bir kişi bir araştırma görevlisi ve üç akademisyeni katletti. Bir akademisyen, araştırma görevlisi, Hayatını öğrencilere vermiş, bizim öğrencilere vermiş, bizim çocuklarımıza vermiş. Onların eğitimine vermiş bir kişi katletti. Kalktı, dört kişiyi katletti. Dekan yardımcısı Mikail Yalçın, fakülte sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan, öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Serdar Çağlak'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Üniversitenin hocaların başı sağ olsun, Eskişehir'in başı sağ olsun diyoruz. Bu noktaya nereden geldik? Nasıl oldu da bir üniversitede katliam yaşanıyor? FETÖcü diye damgalanıp sonra böyle bir katliam yaşanıyor. Sizi biraz yakın bir süre öncesine götüreyim. AK Parti'nin genel başkanı olan zat şöyle bir açıklama yaptı. Tanıdığınız FETÖcüleri ihbar edin. Nerede bildiğiniz bir FETÖ mensubu varsa bildirin. Muhbirliğe zorladı. Vatandaşı, muhtarları, hatta bakkalları muhbirliğe zorladı. Gelin ihbar edin fetöcü. Bir baktık, ortalık ihbardan geçilmiyor. Bu katliamı yapan kişi de kime kızdıysa FETÖ'cü diye damgalamış. Kimse korkudan bir şey söyleyemiyor. Söylersen beni de FETÖ'cü ilan edecek diyelim. Herkes korkuyor. Ve bir cadı avı başlatıldı. Cadı avı. Hapishaneler tıklım tıklım dolduruldu. Hakimler önündeki dosyaya bakmadılar. Yapılan suçlamaya baktılar. FETÖ'cü diye suçlama varsa atın içeriye. Hiç gözünü yaşına bile bakmadılar. Aile boyu suçlamalar yapıldı. Ve sonuçta bu katliamlara siyasal ortam hazırlandı. Ölen kişinin kanları bu muhbirliğe vatandaşı davet edenin yakasındadır. Herkesin bunu bilmesi lazım. Değerli arkadaşlarım. Bir şeker mitingi yaptık Çorum'da. Az önce arkadaşlarım buraya dilekçeler de verdiler. Şeker konusu hepimiz için hassas bir konu. Her partili için. Biz Çorum'da Şeker mitingi yaparken söyledik. Asla oraya bir partinin bayrağıyla gitmeyeceğiz. Türk bayrağıyla gideceğiz. Kendi bayrağımızla gideceğiz. Her görüşten insanımız gelsin. Her sendikadan çalışan işçiler gelsin. Çünkü şeker vatandır. Vatan satılmaz dedik. Şeker konusunda hepimizin duyarlılığı var. Bakın, yılda her vatandaş, vatandaşımız 35 kilo yaklaşık şeker tüketir. Bir kişi hariç. Sarayda yaşayan, o şeker kullanmıyor. O nedenle şekerin ne olduğunu bilmiyor. besleniyor o. Bal badem sütü, bal ve badem sütü. Bunu söyledim. Bal ve badem sütünü kullanıyorsun, şeker kullanmıyorsun. O nedenle şeker fabrikalarını satıyorsun dedim. Bir cümle daha edemiyor. Bir sürü laf ediyor. Sen badem sütünü nerede kullanıyorsun diye soruyorum, tık yok. Badem ezmesi hadi onu biliyoruz da badem unuyla kek yapıyorsun oradan da tık yok. Ama Kılıçdaroğlu deyince dili kapı gibi maşallah. <laughs> bir yıl petrol kullanmazsanız ölmezsiniz ama bir yıl şeker kullanmazsanız hayatınızı kaybedersiniz. Çok güzel bir doğada yaşıyoruz. Çok güzel. Memleketimiz çok güzel. Akdeniz'in kıyıları, Karadeniz'in kıyıları hariç bütün coğrafyamızda şeker pancarı üretilebilir. Ama hiçbir Ortadoğu ülkesinde şeker pancarı üretilemez. E kardeşim şeker üret, Orta Doğu'ya sat. İngiliz satacağına, Fransız satacağına, Alman satacağına, sen sat. Otur şekerini üret, sat. Biz kazanalım. Bizim çiftçi kazansın. Bizim işçi kazansın. Hayır illa kapatacağım. Niçin? Hayatında 15 yıllık süre içinde bir tek şeker fabrikası bile açmamış. Bir tek şeker fabrikası açmamış. Şekere ihanet etmek adeta onun için bir görev. Örnek vereyim size değerli arkadaşlarım. Şeker fabrikalarını bakın Atatürk kurmuş. İnönü kurmuş. Menderes kurmuş. Demirel kurmuş. Ecevit kurmuş. Erbakan kurmuş. Özal kurmuş ama bir kişi kurmamış. O da diyor ki madem onlar şeker fabrikalarını kurdular ben bu şeker fabrikalarını satacağım diyor. İntikam alacağım diyor. Kimden? Erbakan'dan. Kimden? Özal'dan. Kimden? Ecevit'ten. Kimden? Demirel'den. intikam alacağım. Onların yaptıkları şeker fabrikalarını babamın malı gibi satacağım diyor. Batan geminin malları gibi satacağım diyor. Dedi ki sana hiçbir şeker fabrikasını kapattırmayacağız. Bütün şeker fabrikaları çalışacak. Bütün şeker fabrikaları üretim yapacak diyoruz. Neden şeker fabrikalarına önem veriyor? Şunun için. Vasıfsız iş gücü için olağanüstü imkan sağlıyor. Çapalama. Binlerce kişi çalışıyor. Şeker alındıktan sonra posası hayvan yemi olarak kullanıyor. E bunlar hayvancılığı öldürdüler. Yemin yüzde ellisi ithalat arkadaşlar. Yüzde ellisi ithalat. Dolar ödüyoruz o yeme. Sonra diyoruz ki et çok pahalı. Sen yemi ucuz verdin, mazotu ucuz verdin de çiftçi götürüp pahalıya mı sattı? E yok, dünyanın en pahalı mazotunu veriyorsun. Dünyanın en pahalı yemini veriyorsun. Hatta yem bulunmuyor, samanı da ithal eder hale geldik. Taşımacılık, tırlar, kamyonlar onlar da buradan faydalanıyor. O şoförler de kazanıyor. Geçen söyledim yine söylüyorum. Hem tır şoförlerine hem kamyon şoförlerine sesleniyorum. Sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunan tek partinin adı CHP'dir, unutmayın. CHP'dir. 10 milyona yakın insanımız geçiniyor şeker pancarınlar. 10 milyona yakın. 17 milyar lira katma değeri var. 17 milyar lira. Ormandan 3 kat. oksijen 3 kat evet rakama tam baktım net mi diye. Ormandan 3 kat daha fazla oksijen üretiyor. 3 kat daha fazla. Ve değerli arkadaşlarım, siz bunları yok etmek için adeta yemin etmişsiniz. Biz de buna karşı çıkınca üzerimize bütün araçlarıyla geliyorlar. Bütün araçlarıyla. Televizyonlarıyla, gazeteleriyle, adamlarıyla, şirketleriyle hep beraber geliyorlar. Ya siz kimsiniz, biz kimiz? Biz Kuvayi milliyeciyiz. Arkadaş sen hala bizi tanımadın mı? Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle biz kuvayi milliyeciyiz. Kendi toprağımızı koruruz. Kendi çiftçimizi koruruz. Kendi emeklimizi koruruz. Kendi şoförümüzü koruruz. Kendi sanayicimizi koruruz. Biz kendi ülkemizi el aleme peşkeş çekmeyiz. Niye şeker üzerinde bu kadar duruyorlar? Çünkü diyorlar ki 80 milyonu kim besleyecek? Türkiye beslemez kendi kendine yeten yedi ülkeden birisi olan Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıktı. Nohut'tan tutun samana kadar ithal ediliyor. Bu ayıptan Türkiye'yi biz kurtaracağız. Aynı zamanda şeker fabrikaların bazıları bölgelerine göre strateji kurumlardır. Erciş'te niye kapatıyorsunuz? Yozgat'ta niye kapatıyorsunuz? Erzurum'da niye kapatıyorsunuz? Erzurumlu'ya da, Yozgatlı'ya da sesleniyorum. Oyunu verdin, güzel. Her seferinde nüfusun azalıyor, fark ediyor musun kardeşim? Anadolu'nun içi boşalıyor, Anadolu'nun. Niye Anadolu'nun içi boşalıyor? Kırşehir öyle, Yozgat öyle, Çankırı öyle, her tarafı böyle. Anadolu'nun içi boşalıyor. Herkes büyük şehirlerin varoşlarına gidiyor. Acaba ekmek bulabilir miyim diye. Niye satıyorlar? Yakayı tefeciye kaptırmışlardı ondan. Yakayı tefeciye kaptırmışlar. Para ödeyecekler para yok. 150 milyar dolar dışarıdaki bir avuç tefeciye faiz ödediler. 150 milyar dolar. E dilin kapı gibi uzun. Çıkıp desene 150 milyar dolar ödemiyoruz bu kadar faiz ödemedik diye. Diyor mu? Diyemiyor. İçeride bir grup yine sermayedara 675 milyar lira faiz ödedi. 675 milyar lira. Ben diyorum hiç kimse günaha ortak olmasın. Hiç kimse harama ortak olmasın. Düne kadar bağırıyorlardı. Faizler çok yüksek. Efendim kanun hükmünde kararnamelerle faizler düşmezmiş. E talimat ver o zaman. Merkez Bankası emrinde değil mi? Emrinde. Ziraat Bankası emrinde mi? Emrinde. Halk Bankası emrinde mi? Emrinde. Vakıflar Bankası emrinde mi? Emrinde. Faizi düşür. Niye düşürmüyorsun? Efendim kararnameyle düşmezmiş. Talimatla düşür. E sen talimat veriyorsun 700 milyon doları götürüp bir seferde bir sermayedar veriyorlar gözü kırpmadan. 700 milyon dolar. Niçin? 700 milyon doları verecekler. O gazeteler, o televizyonlar CHP'ye karşı çıkacak. Sabah, öğle, akşam AK Parti'yi ve Erdoğan'ı övecek. Günün 24 saati değil, bütün hayatımın hayatımız boyunca istedikleri kadar senin propagandanı yapsınlar. Kardeşim millet senden bıktı artık ya. Bıktı artık. Bıktı. Bıktı. İster sabah konuş, ister akşam konuş. Güzel bir mizah dergimiz var. Canlı yayın veriyor, diyor şu anda diyor reis uyuyor diyor uykudayken konuşuyor onu canlı veriyoruz diyor. Öyle yani bakıldığı zaman. Şimdi bunları kapatmak için koltuk ittifakı kurdular, koltuk ittifakı. Biz ne ittifakı kuruyoruz? Şeker ittifakı, bayrak ittifakı, vatan ittifakı kuruyoruz. Biz memleketin çıkarlarını, onlar kendi çıkarlarını savunuyorlar. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Yine Çorum'dan sordum. Çorum'dan sordum. Beyefendiye sordum. Dedim ki sevgili Erdoğan, TRT şöyle bir haber geçti. 3 Mayıs 2014 tarihinde. Türkiye Sudan'da tarım arazisi kiraladı. 99 yıllığına kiralanan 780 bin dönümlük arazide kanola, pamuk ve yağlı tohum gibi ürünler artık Türkiye'ye daha ucuza girecek. Doğru mu yanlış mı? Tık yok. Ben de biliyorum doğru. Bir devlet, bir hükümet kendi çiftçisiyle rekabet edebilir mi ya? Orada daha ucuza üretiyorum, getireceğim seni batıracağım diyor. Bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Bütün çiftçi kardeşlerime. Sudan'daki vatandaşı destekliyor, seni köstekliyor. Sandıkta bunun hesabını sormak senin namus borcundur, namus borcundur. Ekonomi çok iyi tıkırında diyorlar. Her seferinde her ay neredeyse bir paket açıklıyorlar ama ekonomi bir türlü dikiş tutmuyor. Dolar tırmanmış gidiyor, avro tırmanmış gidiyor, Türk lirası değer kaybediyor, mazot, iğneden, ipli her şeye zam geliyor. Ben de arkadaşlara dedim ki Allah aşkına bunların açıkladıkları paketleri bir çıkarın ya kaç tane paket açıkladı. Bir türlü ekonomi düzelmiyor. Yaptık hesabını yaptık arkadaşlar. Bugüne kadar 1 Şubat 2007'den düne kadar 9 Nisan'a kadar 26 paket açıklamışlar. 26 ekonomi paketi açıklamışlar. Ekonomi canlanacak diye. 1 Şubat 2007'de mini vergi ve teşvik paketi. 2008'in ilk yarısı 2009'un başına kadar ikinci önlem paketini açıklamışlar. 11.4 milyar lira sıfır faizli kredi sağlanacak, şu olacak, bu olacak diye sayıyorlar. 2009 bütçesi 3. önlem paketi 11.8 milyar lira. 26 Mayıs 2018 5 Ağustos 2008 afeder 2008 28 Şubat 2009 uzun uzun teşvik paketleri. Fakat ekonomi dikiş tutmuyor. Dün gene açıkladılar bilmem kaç milyar liralık ekonomiyi canlandıracaklarmış. Ekonomi canlanmaz. Ekonomiyi canlandırmak istiyorsan sanayiciye güvence vereceksin. Hukuk güvencesi vereceksin. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. Yabancıların da can ve mal güvenliği olacak. İnsanlar gelip burada yatırım yapacaklar. Bir haksızlıkla karşılaştıklarında bağımsız mahkemelere başvuracaklar. E sen milletvekilini attın hapse. Üniversite hocasını attın hapse. Gazeteciyi attın, ha attın hapse. Heykeli de hapse atamıyor. Heykelin etrafını çevirmişler. Heykeli de büyük bir ihtimalle yakında atacaklar hapse. İnsan hakları heykelini. Sonra dönüp diyorsun ki ekonomide canlanma olacak. Ekonomide bir şey olmaz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bakın 20 Temmuz darbesinden sonra milletin ensesinde boza pişirmeye başladı. 20 Temmuz darbesinden sonra. Her türlü haksızlığı, her türlü hukuksuzluğu yaptılar. Gazetecileri, öğretim üyelerini, avukatları, doktorları, öğrencileri yakaladıklarını hapse attılar. Niçin? Birisi talimat veriyor o talimata uygun olarak yapıyorlar. O hale karşıyız. 20 Temmuz darbesi sürecini başlatan olağanüstü hal uygulamasına karşıyız. Düne kadar övünüyorlardı o hali biz kaldırdık diye. Orada da doğruyu söylemiyorlardı. O hali kaldıran rahmetli Bülent Ecevit. Herkes bu gerçeği bilsin. Şimdi vatandaş diyebilir ki ya o hal ne demek? Olağanüstü hal ne demek? Arkadaşlarım gayet güzel bir not hazırlamışlar. Diyorlar ki Ohal, Adıyamanlı tütün üreticisinin sırtına vurulan coptur. Ohal budur diyorlar. Hak aradığın zaman copla gelip vuruyor. Vallahi hal budur. Ohal, 10 Ekim anmasında acili ailelere biber gazı sıkmaktır diyor. Yüzü çocuk hayatını kaybetti, gencecik çocuk. Anneler orada çocuklarını anacaklar, darmadağın ettiler, talan ettiler. Ohal var diye. Yani. On binlerce taşeron içisine kadro verilmeyip kapının önüne koymaktır Ohal. Ohal budur. Binlerce, on binlerce taşeronun içisi kadro alamadı. O hal, insan hakları heykelinin etrafını çevirip onu koruma altına almaktır. Heykelden korkmaktır o hal. Neden? Artık demokrasiyi bir tarafa bırakmışsınız. İnsan hakları heykelinden bile intikam almak duygusuyla eylem yapıyorsunuz. O hal, milli iradeye kayyum atamak demektir. Evet milli iradeyle seçilen belediye başkanlarına kayyum atıyorsunuz. O hal parlamentonun yetkilerini elinden almak demektir. O hal zam demektir, zulüm demektir. O hal milyonlarca aileyi mağdur etmek demektir. O nedenle biz o hali değil demokrasi istiyoruz ve demokrasiyi savunuyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Kısaca bir iki konuya daha değineyim. Biliyorum biraz fazla vaktinizi aldım. Türkiye, Rusya ve İran bir araya geldiler. Türkiye'de bir araya geldiler. Oturdular, Suriye sorununu görüştüler. Bir bildiri yayınladılar. Bildirinin içinde terör örgütleri sayılıyor. IŞİD sayılıyor, Nusra, El Nusra sayılıyor, El Kaide sayılıyor. IŞİD'le bağlantılı olanlar da sayılıyor. Ama bir terör örgütü bilinçli olarak sayılmıyor. Ne? PYD. Niye sayılmıyor PYD? Bu diyor ya ben reisim. Efendim dünya reisiyim diyor. Dünya lideriyim diyor. Ya iki kişi ikna edemedin mi? İki kişi. Afrin'e boşuna mı askerler gitti? 52 şehidimiz var Afrin'de. PYD'yi listeye koyamıyorsun. PYD'yi. Şimdi kalkmış konuşuyorsun. Ben sana bir soru sorayım sevgili Erdoğan. PYD'yi oraya koymaya senin gücün mü yetmedi? Yoksa sen cesaret edip söyleyemedin mi? Yoksa söyledin de o iki lider seni mi takmadı? Bunun cevabını bekliyorum. Sevgili Erdoğan, bunun cevabını bekliyorum. Notunu al, önümüzdeki salı mı olur? İl, il ilçe ilçe gezdiğin AK Parti'nin kongreleri mi olur? Oralarda bana cevap ver. Neden bunu saymadın? Neden? Sen PYD'ye neden çıkıp destek oldun? Say bakalım bana. Söyle bakalım bana. Dünya lideriymiş. Sevsinler senin gibi lideri. Bir bildiriye bu ülkenin belası olan bir terör örgütün adını koymuyorsan ne dünya lideri? Ne dünya lideri? Bir sefer bir ülkenin cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Tarafsız olması lazım. Düşünün cumhurbaşkanı koltuğunu işgal etmiş. AK Parti'nin genel başkanı ilçe kongresine gidiyor, il kongresine gidiyor. Köydeki kongreye gidiyor, kahvedeki kongreye gidiyor. Ya sen arkadaş ya sen kendine yakıştırıyor musun Allah aşkına ya? Kendine yakıştırıyor musun ya? Tarafsız olacaksın ya. Ya sen namusun ve şerefin üzerine yemin ettin arkadaş ya. Namus ve şeref bu kadar ucuz mudur ya? Ya bir ülkede bir ülkede bir siyasetçi namusunu ve şerefini ayaklar altına alır mı ya? Efendim zatta kimseye duymasın. Özellikle doktor arkadaşlarımız duymasınlar. Zatta tabii bir Kılıçdaroğlu hastalığı verilmiş tabii. Ben olmasam konu yok Türkiye'de. Konu yok. Niye ben olmasam konu yok? Çünkü dertleri benim dışımda dile getiren yok. Ben dile getirince olmuyor. Kavağa çıkıyor her seferinde. Kardeşim bu ülkede milyonlarca mağdur var diyorum. Kamyon şoförleri rahatsız. Tır şoförleri rahatsız. Mazot kullanan çiftçi rahatsız. Esnaf rahatsız, hapishaneler tıka basa dolu, yatırımlar olmuyor. Dünya kadar işsizimiz var. Üniversite mezunu binlerce, milyonlarca işsizimiz var. Bunları söyleyince vay efendim siz doğruları söylemiyorsunuz. Hangi doğruyu söylemiyoruz? Hangisini? Efendim diyor ki kanun hükmünde kararnameyle işçi sorunu çözülmez diyor. Bana cevap ver. Dedik ya kanun hükmünde kararname çıkar. Diyor ki herkes bir işçi alsın. E sen kanun hükmünde kararnameyle çözülmüyorsa top başkanına niye o talimatı veriyorsun? Herkes bir işçi alsın diye. E o almıyorsa e demek ki kimse seni takmıyor arkadaş. Kimse seni takmıyorsa e sen lidersin. Çıkar kanun hükmünde kararname. Kimse seni takmıyorsa ya bir işçi alırsın ya seni hapse atarım derim. Garibanı atıyorsun. Üniversite hocasını atıyorsun. esnafa atıyorsun. E buna da söyle o zaman. Niye söylemiyorsun? İbrahim Kaboğlu'nu üniversiteden atıyorsun. Ömer Gergerlioğlu'nu atıyorsun. Erhan Keleşoğlu'nu atıyorsun. Pelin Buzluk'u atıyorsun. Funda Başaran'ı atıyorsun. Funda Cantek'i atıyorsun. Yüksel Taşkın'ı atıyorsun. Barış Ünlü'yü atıyorsun. Kanun hükmünde kararnamelerle atıyorsun. Ama bir işçiyi aldıramıyorsun. Senin demek ki gücün yetmiyor arkadaş. Bir işi bile aldıramıyorsun. Yine dedik ki biz faizleri düşür arkadaş kanun hükmünde kararnameyle. Gücün yetiyorsa çıkar kanun hükmünde kararname düşür. 675 milyar lira ödüyorsun içeride. 150 milyar dolar ödüyorsun faiz dışarıda. İndir. Efendim kanun hükmünde kararnameyle inmezmiş. Ben de biliyorum inmez. Nasıl iner? Üretimle, üretimle, üretimle. Üreteceksin üreteceksin. Katma değer yüksek ürün üreteceksin. İstihdam alanları yaratacaksın. O zaman faiz de düşer, ihracatımız da artar, dış ticaret fazlamız olur. Ama senin bunları anlama yeteneğin ve kapasiten yoksa günah bende değil ki. Günah bende değil ki. Bir de sağ olsun beni övmüş tabii. Ömründe diyor devletten aldığı maaş dışında tek kuruş kazanamamış adam. Çok şükür. Evet. Devlette çalıştım. Devlette çalıştım. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti devleti bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi yönettim. Bütün hayatımı incelediler. Bütün teftiş kurullarını gönderdiler. Acaba bir kuruş bir yolsuzluk bulabilir miyiz yani bulamadılar, bulamazsın. Bizim ahlakımızda kulak yemek yoktur, olamazsın Bizim Manadasında şirket kurmak gibi bir ahlaksızlığımız olmaz. Bizim bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, bizim dayılarımız, bizim amcalarımız 15 milyon dolarlık. Ticareti bir siterlilik şirketle yapmazlar. Yaparlarsa da Kılıçdaroğlu soru sorar. Arkadaş bunun vergisini ödediniz mi diye. Sen o soruyu bile soramazsın. Sen bu ülkede vergi vermemek için Manadasında şirket kuranların arkasında duruyorsun. Sen beni anlayamazsın. Beni anlaman için yüksek ahlak sahibi olman lazım. Beni anlaman için inat sahibi olman lazım. Diyordu ki ben yırtık ayakkabılarla siyasete girdim. Ben yırtık ayakkabıyla siyasete girmedim. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. Mal varlığımı. Hepsi benim alın terimle kazandığım paralardır diye. Yani. Sen mal varlığını internet sitesine bile koyamıyorsun. Benim gibi koyamıyorsun. Rakam koyuyor oraya. Hangi rakam? Oraya koyacaksın oraya. Oraya koyacaksın. Ben onu göreceğim. Verdiğin listeyi göreceğim ben oraya. Onu bile koyamıyorsun. Rahmetli babam derdi ki oğlum sen doğrudur. Eğri velasını bulur. Çok şükür. Bir eğrinin beni ömebileceğini hiç düşünmemiştim. Efendim. Tercüman gazetesi de götüreyim size. Dünden bugüne tercüman. 2 Mart 2004. Erdoğan'la bir röportaj yapıyorlar. Diyor ki Erdoğan, Ticaret yapmasam geçinemem diyor. Başbakan kes söylüyor bunu. Milletvekili maaşı artı başbakan olduğum için 220 milyon lira maaşım. Ticaretten kazancım olmasa bununla geçinemem diyor. Bunun üzerine ben o zaman milletvekiliydim bir önerge verdim bir ülkenin başbakanı ben geçinemiyorum diyorsa devletten ona para vermek zorundayız. Onun hayatını ticarete değil Devlet yönetimine adaması lazım. Başbakan artık Reddedildi. Gidiyor Şüreder'e. O dönem Alman başbakanı Şüreder'e diyor ki, sen kaç lira aylık alıyorsun diyor. Evet, Kendisi söylüyor. Kaç lira aylık alıyorsun? 15 bin Euro alıyorum demiş Şüreder. Benim aylığım diyor 3 bin Euro diyor. 15 bin Euro değil. Ya sen arkadaş, bütün ticareti sonlandır. Adam gibi otur. Bu ülke sana 15 bin euro istiyorsan 15, 50 bin euro istiyorsan 50 bin euro verir. Yeter ki ahlaklı ol. Temiz adam ol. Efendim Libya liderinden 250 bin dolar aldı. Libya liderinden. İnsan hakları ödülünü aldı. Dedi ki 250 bin doları bağışlayacağım dedi. İnsan hakları, insan hakları ve özgürlükleri korumak için mücadele eden sivil toplum örgütlerine bağışlayacağım dedi. Ben de 50 sefer sordum. Sevgili Erdoğan bu 250 bin doları hangi sivil toplum örgütüne bağışladın diye. Tık yok. Niye yok? Niye yok? Ya 250 bin doları sen cebine indir diye verilmedi sana. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olduğun için sana verildi bu para. Ve sen de dedin ki ben bu parayı aynı amaçla çalışan sivil toplum örgütlerine vereceğim. E ben de sana soruyorum hangi sivil toplum örgütlerine verdin? Tık yok. Tık yok. Değerli arkadaşlarım. Aslında Erdoğan'ın hangi amaçla o sözü söylediğini üç aşağı beş yukarı biliyorum. Yani benim zekamı ve becerimi alay konusu yapmak istiyor. Ya işte bu devlet memuru. Devletten ancak aldığı maaşla geçiniyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez bu algıyı kendine göre yerleştirmek istiyor. Bir şeyin altını özenle çizmek isterim. Devlet hizmetinde olanlar için maaşın dışında para kazanmanın sebebi zeka düzeyi ve beceriklik değildir. Ahlaktır. Devlet adamlığıdır. Beytül male saygıdır. Ve sadakattır. Garip kurabanın hakkına el uzatmamaktır. Devlet yönetiminde bunlar vardır. Devlet yönetiminde Beytülmeğe el uzatırsan, devlet yönetiminde ahlaksızlık yaparsan, devlet yönetiminde tüyü bitmemiş kişinin çocuğun hakkını yersen ve bununla da övünürsen o ülkede ahlak çökmüş demektir. İnan çökmüş demektir. Duygular ve insanlık çökmüş demektir. <laughs> ve Erdoğan son olarak bir şey daha söyledi. Diyor ki, Bay Kemal sen er meydanına gelmesin. Çok şükür. Nihayet böyle bir davet geldi. Sevgili Erdoğan, sana çok açık ve net bir çağrı yapıyorum. Sen er meydanına gelmesin diyorsun bana. Er meydanını tespitini sana bırakıyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir. Teşekkür ederim. Oturumu kapatıyor hepinize.